O Isparta çocuk değil, Isparta yapmış ya. Evet, komisyon. İnşallah maaşı var. Değerli arkadaşlar, toplantımızın ikinci reşimini açıyorum. Komisyonumuz raporunu hazırladı herhalde. Oturalım, buyurun. Denizli'yle Bulgan ilçesi 388 ada bir nolu parselde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nara Cumhur Dilan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.9.2018 tarih 867 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Belediyemizce hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama Cumhur planında yaklaşık 5300 metrekare yazılı bakım alanında yazılı bakım alanına dönüştürülmüştür. Yapılı mı? Yaşlı. Bakım alanına dönüştürülmüştür. 1055 metrekare alan geliştirme fon alanında çocuk bahçesi ve oyun alanına dönüştürülmüştür. Genel ulaşım sistemi korunmuş. Genel ulaşım sisteminde herhangi bir değişiklik öngörülmemiştir. Hazırlatılan planın imar kanunun 8AB maddeleri ve mekansal alanlar plan yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre uygun bulunmuş olup imar komisyonunda oy birliğiyle onaylanmıştır. Takdir yüce meclisimizindir. Teşekkür ediyorum. Komisyon raporu hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Olmadığına göre komisyondan geldiği şekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, 9. günden bakıyorum. Belediyemiz 2018 mali yılı bütçesine 7 milyon TL ek bütçe tahsilini müzakeresi. Arkadaşlar, Adil Bey, bir bilgi ver arkadaşlarımıza. Daha önce kredisini çıkarttığımız kredi yetimlerce aldığımız bütçe, pazar yeri bir kreşle ilgili. Kreşli bahsedilen bütçe olduğu için sadece bütçe konulması ile ilgili meclis kararınız. Evet. Var mı görüş bilinen? Okunan gündem önergenin aynen kabul hususunda oylarınızı sunuyor. Kabul edenler oy belirle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 10. gündem maddemizi okutuyorum. Belediye Meclis Başkanı'na buradan ilçemize bağlı olan hareketimizden Beşiktaş Mahallesi Eski Narlıdere Meclisi Güzergahı'nda bitki alanı bulunduğu ve eski yerleşim köyünün sit olarak bildirilmektedir. Sözü ilerleyen yerli halkımızın devamlı bir bittiği gibi dışarıda da bitki alanında eski yerleşim yerlerinde yerinden yerleri, mağaraları, mezarlık yerleri, türbeyi ve buna benzer yerleri geçmiş dışarıdan da vatandaşlarımız gelmektedir. Yukarıda bahsi olan alanlara ulaşımın sağlanması için ulaşım toprak yoluna yapılmaktadır. Bu da yol kenarına bağlı bahçe olan arazi sahiplerine büyük zarar vermektedir. Bu durumun önlenebilmesi için daha önce de yol, asfalt veya taş döşenmesi hakkında taleplerimiz olmuş ve Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1 kilometreye kadar asfalt yapmıştır. Yeni kalan 1,5 kilometre yerinde asfalt veya taş döşenmesi hakkında ince kent mahallesi sakinleri adına talep etmekteyiz. Gereğini saygılarımı da arz ederim. İbrahim Topgöz, Arnazan Erdoğan. Evet. Önergemizi dinlediniz arkadaşlar. Şimdi ben de kısa açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlarımıza bunları vermek için teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar Yenice'den iki yer satıldı. Çok kısa satıldı galiba. Yaklaşık 3000 metrekareye yakın taş döşendi. Ondan sonra pazar yeri, yer teslimi yapıldı. Festivallerimiz Aksapla'da yaptık. Hatta pazar yeri duvarlarımızı da güzelleştirdik. Ve tabii en çok önem verdiğimiz de Tripolis Kazalan'da elimizden ne geliyorsa yaptık. Orada bir depo yaptık. Depo bitti, bunu da bilginize sunayım. Şimdi bu yol, evet 1,5 kilometre daha yol yapalım. İmkanlarımız ölçüsünde. Bunun bir meclis kararına bağlanmasını gerektirecek bir durum var mı? Müzakere niteliğinde mi konuşmuş olduk? Plan programı bu dahilinde her şeyde yapmaya çalışacağız. 1,5 kilometre kaçta ne kadar tutuyor herhalde? 10 metre genişlik yapacak. 10 metre genişlik yani. Yok. 5-6 metre.
6 metre en önünde. 6 metreyi geçmemek verdiğine. Bak o olduğu zaman biraz da sıkıntı olabilir ya. Yani. Kimi yerdin? 5 metre çubuğu var diye. 4 metre olan yer. Ortalama 6 olabilir. 270 bin lira para ediyor. He? 30 liradan 270 bin lira para ediyor. Hiç para değil. 270 bin. 270 bin. Hemen yapalım. 270. Başkanım sadece yenilikler diye seçimlerde söz vermiş. Genç de hiçbir yama satmayacağız. Onun için gelemez duruyor sorun değil. Sattı diye de söz vermiş. Sattı yaz diye söz vermek. Sattı yaz demişler. Yenice'nin malı Yenice'yi kalacak. Tekrar belediyeler olsun kalacak diye. Çıkar. Mümona satma, satıp yaparsa her şey yapar. Sattı da bir şey yapar. Çok yer sattı başkanım. Onu birbirine o ortamı sattı. Başka yerde bir şeyler. Sayın başkanım. Normal yani söylediğimizden bile iadeye katılan arkadaşlarımız ikisi de çekinmek durumunda kaldı. Dükkan satışlarıyla alakalı. Ama bu arada bilgi vereyim. İmar barışı kapsamında. Ekrem Bey 16 mı? Toplam 126 mı? Yok yok. Ödediğimiz parayı demiyorum ben. Bir şey. 16 dahil. 16 otel var, dükkanlar var. Bayağı düşünüyorum. Yenice'deki dahil olmak üzere daha önce Yenice Belediye'miz tarafından veya Buldan Belediye'miz tarafından veya köy düzenlikçilikleri tarafından yapılmış olan arzı hazineye ait veya tapulama harici alanlarda bulunan yapılarla ilgili imar barışından yararlanmak için kapalı sizden yetki almıştır. Kapalı abi. Birazdan vereyim. Birazdan vereyim. İşkılar evet o. Kapalı. 16 adet gayrimenkul, 16 taşınmazı değildi. 126 bin lira para ödedik Çevre Şehircilik Bakanlığımıza. Bugün Kaymakam Bey'le de görüştüm, Mal Müdürlüğümüzle de görüşeceğiz inşallah. Bunların tapularını alacağız belediyemize. Biraz önce muhtarım buradaydı, artık hazinenin değil, Buldan Belediyesi'nin kiracısı olacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Müzakere ettik, program dahilinde Yenice'deki söz konusu yolunda yapılması için arkadaşlarımızın hatırlatmalarından dolayı ayrıca... Program gün veririz, yapacağız. Ya şimdi yuvarlak bir laf oldu, meclisi geldi, meclisi geldi. Zaman açıştığımız dolu yuvarlak bir laf oldu. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir saniye. Sayın Başkan, encümen yetiyorum size. Encümenin neyi yetiyor kardeşim? Sandırması için. Ne? Hızlandırmasın. Programı aldık arkadaşlar. Programı aldık demiyoruz. Bakın görüşüyoruz. Şimdi ciddi bir ekonomik kriz ve şeyden geçiyoruz. Yani sıkıntılar oluyor. Örneğin bir tane müteahhitimiz tabii ki süresi var daha 15 Ocak'a kadar. Vatandaş sıkıştırıyor bizi. Yani Gölbaşı'ndan, Kapıköy'den planlanan, programlanan yerlerle alakalı. Adamcağız taşım var ama işçi bulamıyorum diyor. Gecikmeler olur. Şimdi buna 10 gün sonra, 20 gün sonra gibi net bir tarih verme şansımız yok. Kış aylarının yağış mevsimine girmeden önce çözmeye çalışalım. Öyle söyleyelim. Yani kesin bir tarih vermemiz çok mümkün gözükmüyor. Ergun sormadı. Bizim taşımız var mı yani? Bizim mevcut taşımız var mı? Taş bizim değil, taş müteahhitin abi. Yani taş alacağız. Şu kişi koysun oraya, şu kişi yapar gider de. Yani çıkıldı. Yani başkası olsa. Ya bu işle çıktık. Evet. Arkadaşlar 100 kamyon taş lazım birinize. 100 kamyon. Tamam işe biraz ver, başlasın ya. Peki, teşekkür ederim. Evet, program dahilinde yapacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, 11. gündem maddemiz. Adem Arabacı'nın kalemi miydi? Evet, bir daha okutalım. Şimdi arkadaşlar, bu konuyla ilgili aslında bir konumelde hatırlamayalım olabilir ama görüşmüştük sanırım. Bazı hususlar oradaki bir kere zaman aşımıyla ilgili ciddi bir problem var. İkincisi, belediye avukatı şöyle bir
itibaren kullanmış, yanlış hatırlamıyorsam. Söz konusu tutar belediyemizce ödenmiştir demiş ama talep eden arkadaşlarımızın avukatı da bu konuda yani bir itirazda bulunmamış. Yani getirin verdiği falan gibisinden. Dolayısıyla karar kesinleşmiş. Ama bu vatandaşlarımızın bir mağduriyeti vardır, vardır. Bu kadar evliler karar alındığına göre bir problem var ortada. Ama nasıl? Ama öyle, ama böyle. Üç tane bunların evleri vardı. Dolayısıyla ben bu hususun imar ve plan bütçe komisyonuna havalesi sunup oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler iyi bir hukuk işaretleriyle görüşelim artık. Aynen. İyi bir hukuk işaretleriyle görüşelim diyoruz. Görüşün. Çok endişeli konular var arkadaşlar. Sayın Başkanım. Üniversite bizim üniversitemiz. Üniversitenin görevi az önce bir buçuk işte. Yer de var. Oraya bir şey olmuş 9 öğrenci. Biraz Feza'yı... Arkadaşlar. O konu yardımcı olursa Feza konusu üniversitemizin. Üniversitemize her konuda her zaman yardımcı oluyoruz. Kaçırmıyor üniversiteyi gelince İsmail Hoca. Şimdi ben size... Yardımcı olup Feza konusu durayım. Tamam, peyzaj konusunda yardımcı olduk, oluyoruz. Onlara da devam edeceğiz. Üniversitemiz her ihtiyacı konusunda yardımcı olacağız. Biraz sonra ben size başka şeyler de söyleyeceğim bu konuda alakalı olarak. Üniversitemizde 1867 öğrenci var. Bunlardan bir kısmı gidip geliyor. Şu anda üniversitemiz yani yüksek okulumuzla bağlı 1867 biraz önce yani bundan 3 saat falan önce İsmail Hocam'la görüştük, Cumhur Hocam'la görüştük. Öğrenci sayısında bir azalmadan ziyade onların söyledikleri şöyle bir şey var. Eskisi gibi bir apart sayısının artışı böyle bir izlenim oyun uyandırıyor dedi. Ama başka bir konu var, onlar kendileri ilgileniyor. Bunlara bir meslek, sağlık meslek yüksek okulu önerisi var sayın rektörümüz Hüseyin Bağ tarafından. Başka bu meclis nasıl alakasıydı? Kapatıyor. Hayır, hayır, dur. Evet. Direkt temellilere geçtik. Kapatıyoruz arkadaşlar. Bu konuda gerekli görüşmeleri yapıyormuş hocamız. Yukarıdaki hastanemizi ben işaret koştum. Yani böyle bir girişimi mutlaka ve mutlaka Abdullah Sayın Ali'sinin korunarak ikinci bir yüksek okul düşünüyorsa kampüsü diyelim. Ama orada değerli büyüğümüz Abdullah Sayın'ın çok büyük emekleri var. Burada Vakfı'nın çok büyük emekleri var. Buranın bu yönde dönüştürülmesi talebiyle hocamız belli görüşmeler yapıyor. Bugün konuştuk. Evet. Ve ben ayrıca bugün hocamıza şeyi de söyledim. Bir bölümümüz var. Norm kadro işini halletmeye çalışıyoruz. Turizmle ilgili bir bölümü var üniversitemizin, yüksek okulumuzu ama kadroyu tamamlayabilirlerse böyle bir şey açmayı düşünüyorlar. Şimdi önümüzden büyük sorunlardan birisi bu iş için, turizm için yer demiştik. O problemde bölme kayıyla çözülmüş oluyor. Oradaki okul arazisini buraya geçti. Hazineye de mevcut bizdeki önümüzdeki meclise getirmeyi düşünüyorum. İlavele hazineye teklif edelim. Orada bir ilkokul alanı var yeni bölgede. Onu da verin ki biz böyle bir yer aldık ama siz de bize bunu verin diyebiliriz belki. Takaslar girilebilir. Orada olabilir veya bu şehrin içinde olabilir. Ayrıca biliyorsunuz üniversitemize 30 yıllığına Beyler Konağı'nı tahsis etmiştik. Kararla alındınız. Burada Celal Şimşek hocamıza gerçekten çok büyük teşekkür etmemiz lazım. Onun sayesinde orası artık açılıyor. Orada restorasyon bölümü ağırlıklı olarak çalışacak. Bahçeyi de dönem sermaye olarak düşünüyorlar. Bu evlerin restorasyonunda bir sıva analiziydi, şuydu, buydu, bu tür işlere de girecekler. İyi oldu. İnşallah üniversitedeki o çocukların oraya gelmesiyle hep hareketlenmesini arzuladığımız, yukarı bıçağın hareket kazanması söz konusu olacak. Önümüzdeki günlerde Demet Sabancı'yı ziyarete gideceğim. Demet Sabancı ziyaretimize geldi. Bir beklentisi de var, bize yardımcı da olacak gibi.
bu isim konusu netleştirdikten sonra meydana mı? Yoksa Semerci Sokağı'nın değişmesi yönünde mi? Orada çünkü valinin katkısını verdiği rakam yetmiyor. İhalenin sonuçlanması, belediyemizin de orada katkıda bulunması gereken bir %30'luk dilim var. Ona mı katkıda bulunabilir? Bilmiyorum. Kendisiyle görüşeceğiz. Çok etkilendi bundan da. Dokumadan özellikle çok etkilendi. Ailenin hala dokuma işleri olan tek şeyi, rey diyelim. Dokumayla ilgileniyor, tekstille ilgileniyor. Sosyal projeler, çok büyük destekleri var. Kamara tesislerinde bir kahvaltı verdik, bir polisi gezdirdik. Belki'nde gördük, sokaklarımızı dolaştırdık, eski evlerimizi gezdirdik. Kendisinin büyük bir katkısı olacak inşallah. Büyükelçilerimiz de, Avrupa'daki büyükelçiler de geldiler, onları da ağırladık. Onlardan da bu doku yerel eylem grubu diye bir dernek kurmuştuk biliyorsunuz, lider projesi kapsamında. Ama ülkemizin ne yazık ki akreditasyon problemi çözülmediği için bir para geldi yok ya da işte bir parktan yararlanırken bu dernek üzerinden bir çalışma yürütülemiyor. Sayın Büyükelçiden bunu talep ettim. Yani bu konuda sizlere çok etsizler Büyükelçiden. Olumlu bir görüş konumda. Ben kısaca bir görüşlerim istedim. Pazar yeriyle ilgili önümüzdeki günlerde inşaatımız başlayacak ve teslim ediyoruz. Şeyden, eski projeden ne yazık ki vazgeçmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Kestaneden şeyle ilgili eskiye dönüyoruz. Yani ilk başlamıştık. O eksiye gidereceğiz inşallah Kasım ayı sonuna kadar da oradaki eksik kalan inşaatı tamamlayıp bir müstecil bulabilirsek, müstecil bulamazsak da belediyemiz imkanlarıyla kestane dersini açacağız. Teşekkür ederim. Evet, bir şeyler buyurun. Toplantısı mümkünse diyorum, saat 2'ye ayı. Yani yazısı da geri geldi. Çünkü zaman kalmıyor şimdi mesela. 4'e kadar hiç olmasın bitirip buraya 3'e kadar. Öbür diğer insanlar da işlemler. Tamam, 2'ye ayı. Buyurun. Bir de... Bir kere diye düşünmüştüm, ben 2'ye evet, tamam, tasarruf tedbirleri bağlamında mesela yani bütün daire amirleri nasıl tasarruf yapabiliriz? Yani fırtlası olur veya şeylerden bunları bir gözden geçiriyorum. Şimdi tamam. Dijital ortam var, evet. Beyin ortamı var. Yani arkadaşlar mesela çok önemli değil, sizlerle belki şeyle, CD ile verip geçsek de olabilir. Hangi ucuzsa tasarruf yapabiliriz? Tamam. Yani veya mail adreslerinizden gündem için sonuçlanan kararları ne gönderebiliriz? Bakalım teknik anlamda. Düşünelim, tabii şu tarz şey alalım. Daha iyi anlayabilirlerine. Önemli olan buradaki şeyi azaltmak yani. Azaltmak. 100 lira olsa, yani evet. Senenin 1000 lira azaltsak senenin 5000 lira. Evet, teşekkür yani. Ediyorum. Bir de şu tarafları, başkanım, bir tutanağı CD zaten buraya meclise geldiğiniz zaman alıyorduk. Onun için, hani onu da dağıtmak için şey çıkarmıyor. Yani mesela en basit, yani mazot benzin yakıyor, adam biz tek arıyor. Biz burada teslim alalım. Deniz büyük şehir yapıyoruz. Ben hiçbir tane getirmiyorum. Ama bak telefon ben de getirmiyorum. Ben de alırım diyorum. Ya normalde teslim etmeleri gerekiyor ama biz onu hani bunlar... Teslim almış gibi değerlendirebiliriz. Biz alalım. Biz alalım. Biz alalım. Bunlar çok önemli şeyler. Önemli. Önemli. Şimdi bu başlığı ben gelmeyeyim, geleceğim diyorum. Ya mesela yine araya kuruluyorlar, teslim edeceğiz diye. Hiçbir zaman kaybettik. Telefon başka şeyler yok. Gerek yok. Yani bunlar çok önemli. Asıl şimdi cekilerin dağılıkta var. Buyurun sonra. Bunun aşaması. Yani. Bizim orada bir farkımız var. Hicri gümüş. Hicri gümüş adına. Tabii düğünde arkadaş geldi. Onların haberesi vardı. Parkta, Hicrikmiş adına. Yalnız çocuk iki sefer geldi, İstanbul'da haberi yok dedi. Yani belediye, Hicrikmiş. Narlıdere'de. Narlıdere, Arslan Ölge'de. Zaten park işler açısından. Ama bir de o gidince çocuk... Yaman Bey'e görev vermiştik o konuda. Baktık, onların da elinde ilave çalışıyor. Eksikleri tamamlayalım demiştik. Ne park sökülmüş, gitmiş. Tamam. Hicrikmiş. Tamam. Şey, Şeyin içinde yazışmış ben. Başkanım, yazışmış. Yeni başkan yazışmış. Bilmiyorum, bana çocuk iki sene verdi. Evet, başkanım. Tabii çok önemli de yeni başkan.
başına yazılsın demiştik. Belki o başına yazılsın. Zaten var. Bir de şu küçük mahalle arası parklarda bir trafok şey var ya, kutusu var, elektrik kutusu. Aman onların anahtarlarını bir arada kontrol etsin. Geçen gün çocuklar oynuyormuş, ben kovdum çocukları, gittim, ellerini sokmuyorlar içine. Şeylerle onun ismi, tornavideyi maymuş gibi kullanıp kilitledim, kilitli kalsın dedim. Onlara bir dikkat edelim. Ya bunları yükselsinler, yarı kaldırsınlar. Yükselsinler değil ki, kilit kilit kırıyorlar işte. Başkanım bir de, her sene bana bir yetiyor. Bu, yani görüntülü yapan, yapan, yani adam bayrak asmış veya bir broşür açmış, kapamış gibi. Yani öyle kalıyor. Yani lafta bunları her gün göre göre atıyorum, onu alışıyor görüyorum. Bunu başka birine denetlettirelim. Yani başka birine bir görelim, bunları çıksın, kessin. Yani çünkü bundan çok farklı denizin içlerinin içinde daha güzelleşir. Oradan tek çıkmış, anladın mı? Şimdi sen böyle değil. Oradan uzatmış şeye. Sonradan fark ettim. Bu yayına çıkarken, o kameralar gözümün önüne geldi. Gerçekten ben de dikkat etmemişim. Oradan da sivil toplum kuruluşlarının tabelalar da var. Yani ben onları görmedim ama yani bakıyorum ben adam dükkan kapanmış, 10 sene geçmiş, tabelaların üzerindeki yazıyla ilgili yani böyle çok şey bir, nahoş bir şey gördüm. Yani. Atıl vaziyette, yani güzel olsun yani. Tamam. Bunun yanı çok önemli yani, dışarıdan gelen insan bizim ilk önce dış görünümüze bakıyor, sonra konuşmamıza bakıyor. Evet. Arkadaşlar ben şu konu dışarı yapacağım. Biraz önce Yenice'deki imar barışıyla ilgili müracaatınız 100 küsur milyonda şey yaptığınızı söylediniz. Yaylı otelimizle ilgili işte yaylı otelimizle ilgili bazı söylentiler var. Neydi? Belediyenin yerine Metin Ecrimsin'in hidayetini ödediği için o müracaat etmiş diye. Hayır, yaptık. Müracaatımız kabul edildi. Öyle mi? Tamam. Metin yapmışsa da yani, yanlış yapmıştır. Çünkü orası Elbacılar Mahallesi. Sınırlar içerisinde kalıyor. Dolayısıyla, pardon, Girne Mahallesi sınırlar içerisinde kalıyor. Öyle bir karışıklık olmuştur. Metin Bey'e de biz zaten onu kiraya veririz. Yani başka kimse de tutmaz herhalde yani. Böyle bir dedik o zaman. Yani belediyenin moteli Metin İmar Afı'ndan yararlanmış. Biz bütün birimlere, Çevre Şehirciliğe, Tapuka Dostu'ya yazdık. Bu imar barışından yararlandığımız yerleri sakın ha, ihale çıkarırken bize haber vermeden satış ya da kiraya çıkarsınız. Şu anda bu yerlerle ilgili tasarruf hakkı bize geçmiştir diye yazılar gönderdik. Orada böyle bir karışık olur. Diye, tamam, diye. Tamam, Şimdi üstündeki bina. Buradan dediğiniz tarafından yapılmış. Bilahare Büyükşehir olunca da bize geçmiş olması gerekir diye düşünüyorum. Bir ikinci konumuz. Belediyemizce bundan önceki dönemde bağışlanan bilahare bizim tarafımızdan düzeltilen Duran Çeşmesi yeri Emniyet Müdürlüğü yapılsın diye bağışlanan yer aldığımız duyumlara göre Emniyet Müdürlüğü orası yetersiz gördü veya aşağıda gördü. Yapılmıyormuş. Böyle bir şey söyledi Emniyet Müdürlüğü. Yani bizim amacımız yer yapılsın, yani bina Emniyet Müdürlüğü yapılsın diye bağışlanan bir yerimiz. Bununla ilgili gerekli girişimdir. Bulunur başkanım. Yani, ya geriye alalım. Onun demin komisyonuyla ilgili gelen karara emniyet, ben de şerh koymuştum. Sizde bir sene öncesi gitmişti, sonra da ben şerh koymuştum. Bir hazineyle bir şeyle almıyorum, öyle geçiyorum. Bir de trafik sorunun sağ tarafı alınması Atatürk Caddemizi tek yönlü yollara çok rahatlattı. Evet. Yani bu tür şehrin içerisinde... Bu konuyla ilgili hazırlanan trafik raporu da bu kameraya gidiyor. Bu konuda bir trafik mühendisinden hizmet satın alıyoruz. UKAME'den kabul edildikten sonra
o şey, bu arkadaşlarım burada çalıştı. Buradaki trafik polisi arkadaşlar da çalışacak. İnşallah doğru geçiyor. Şey evet. Yani nasıl bir şey düşünüyorsun? Şu kabureleri kaldırtalım yani. Şurası. Önümüzdeki dönem kaldırtmayın. Tek taraf bir şey olmadı. Bu arada insanlar iki tarafı kullanıyor. Benim akşamlar nasıl gidiyor? Burası çok berbat. Gidiyor. Akşam bazen. Yani şimdi öyle bir yanlış pazarlama işte böyle zaten. Biri bir metre önü çıkar, öbürü geri kaldı değil mi? Bir metre 25 saniye çıkar, öbürü bir uçup çıkar. O kadar çok yaşlar bir yer bulalım. Uzun araçlar, benim aracım büyük demiyor. Boylu boyunca koyayım. Hayır, bunları bir yer bulalım başkanım. Bak şu an onları servis alalım. Kahramancıları buradan kaldıralım diyorsun. Ya çare bulalım. Kaldırabilir. Düğünü gelenler biraz kafası iyi oluyor, anlatabildim mi demek? Biliyorum. Hani yani... Dönmesin sahnesinin önündeki dört yolu çok kötü oluyor şimdi. Mesela cumartesi pazar başkanı daha önce bir zabıta iş bankasının önü isim de söyledi. Demin geri kendini söyledi. Ben dedi köp salıyor arkadaşımız. Bırak arabayı böğür koyma dedi böğür koyuyor. Asıyor üstüne elbisler. Tam bir rezalet. Diğer insanlar bir oy attı. Herkes böyle arabalar böğür koyuyor. İş bankasını asıyor. Araba böyle diye böyle yok hiçbir şey. Böyle koyu araba diye bir bakın cumartesi günü herhalde işte. Her gün şu an ya hafta içiydi ve o banka uyumlanan bir yere. Ben de sağlık yardım. Zabıta bir şey hatırlarsın. Sıraların önünde. Sağ tarafa park ediyor. Ulaşın olayı gibi hemen birer koltuk atıyordu. Sağ tarafa park ediliyor. Birçok esnaf bir şey yapmıyor. Bazı esnaflar sabahın köründe dört tane tabure koyuyor oraya. Evet, akşama kadar dört tabur orası duruyor. Vardığın zaman da buraya park etme diyor. Sağ tarafa park geri. Geçen gün dedi, kastırverdin sabreye girdin bir şey de diyemedi. Arkasından konuşmuş. Ya şimdi yapmayın. Evet. Beş dakika sonra gideceğiz. İşte dükkan sahibi. Orada eksilmezler. Burada sağ tarafta dükkanın önüne konuşsa. Şimdi sol tarafta gelerek alışverişlerimiz denildi. Yok be ya. Hayır, 13 Mayıs'ta dükkanı hiç koymamalı. Ama şimdi şöyle bir olay. Sağ tarafta dükkanına girdi, araba koydu. Adam 10 sene böldü yani değil mi? Sol tarafta gelen veya 15 sene sonra belediye tarafı koyuyor. Bir şey yapma şansı kaldı. Şimdi iki tarafını koyalım. İki tarafı onun için. Orası onun hakkı için mi? Ya sen bugün bir dükkan açsın. Alayazı meydan içinde geçer. Çınar'ın etrafına bundan sonra bu şikayetini tamamen kaldırtıyorum. Bir daha da yayınlayamazsın. Olmaz. Orası çok rahatsız ediyor. Oluyor, rahatsız ediyor. Araya bir sürü insan girdi ama ben orada, o Çınar'ın orada kesinlikle bundan sonra yayınlayacağı izin verdim. İki tane daha var. Sen şuraya yalan tutuklar. Ben giden geldim. Bak düğünler geliyor. Yanına geçemiyorsun. Yani çay. Çay değil ya. Ya şu şeyleri